Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin yayınları hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında 9. testin çözümünü yapacağız. Bu test karma bir test. Dikdörtgen ve karenin karma testi. Karma testler ne demekti? Üniversiteliğim testleriydi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen ABC'de dikdörtgene D köşesi AB üzerine gelecek biçimde CE boyunca katlanmış. Evet katlanmış hali geri açıyorduk ki açılmış halde burada mevcut zaten herhangi bir sıkıntı yok. Hocam buraya 2 birim vermiş. Buraya da 4 birim vermiş. Böyle katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit miydi? Evet. Aa hocam güzel bir şey çıktı. Bak Pisagor. 90'ın karşısı dörtken, 30'un karşısı 2'dir. Hatta özel bir üçgen var. 30 60 90 üçgeni. E hocam 30'un karşı 2 60'ı karşı karşısı 2 köküçtür. E tamamı bunun 4'tü. X de X artı 2 köküç eşittir. 4 olduğundan X'i de buradan 4 eksi 2 köküç mü buluruz? Evet. Aynen öyle. Cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Birinci sorudan. Geldik 2'ye. Yukarıdaki verilen dikdörtgen biçimdeki kartonların 3 tanesi şekil 1 ve şekil 2'deki aralarında boşluk kalmayacak biçimde yapıştırılmış. Evet eş dikdörtgenlerle bu şekiller oluşturulmuş. Birinci şeklin çevresi ikinci şeklin çevresinden 4 santimetre daha fazladır. Hadi bakalım. Şeklin çevresine bakalım. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz bunlarda? Aynı bir dikdörtgeni paralel kenarı, bir şeyler falan oluştuğu zaman dikeyler ve yataylar şeklinde toplarsanız daha güzel olacaktır. Daha hoş olacaktır gençler. Yani ben burada kısa kenara x diyeyim uzun kenara y diyeyim. Önce şekil 1'de dikeylere bakacak olursanız arkadaşlar. Dikeylere bakacak olursanız ee, hocam burası x değil mi? Burası da x. Yo direkt gidebiliriz de aslında ya. Dikeyler ve yataylar direkt burada toplamı herhangi bir şeklin ee, çevresi olmadı arkadaşlar. Burada buraya da y dedik. Tamam. O zaman burası x. Burası nedir arkadaşlar? Tamamı y olduğu için y-x Burası da x olduğundan burası da y x x. Ondan sonra şurası ne oldu arkadaşlar? y zaten büyük kenar y. Hocam burası x, burası da y. E burası da zaten nedir arkadaşlar? y olduğunu biliyoruz. Hadi bakalım toplayalım. Şöyle baktığınız zaman y'leri sayalım öncelikle. Kaç tane y var hocam? Şurada 1 2 3 4 tane y var. Bir de şurada bir de burada. Toplamda 4 5 6 tane mi y var. Evet. 6y x'lere bakalım şimdi de. Hocam buradaki çevrede bir tane x. Buradaki çevrede bir tane x. Buradaki çevrede bir tane x. Buradaki çevrede bir tane x gitti. Yani 1, 2, 3 tane x saymıştık. Bir tane x gitti. Bir tane daha x gitti. 2 x gitti. Bir tane x kaldı. Bir de buradaki çevrede bir tane daha x var. O da 2 x mi yaptı? Evet. X'lere baktığınız zaman 4 tane x var. Ama bir de eksi 2 tane x'ten artı 2 x yaptı arkadaşlar burası. Birinci şeklin çevresi ikinci şeklin çevresinden 4 fazlaymış. Eşitmiş ikinci şeklin çevresinden 4 fazla. Hadi bakalım. Hocam burası x burası y. Bakın x şu çevreyi toplayacağız arkadaşlar. x y olduğundan şurası da x olduğundan buraya y eksi x kaldı. Burası da y burası x. Ee, tamamı y. Burası x olduğundan e, burası da y olduğundan buraya y eksi x kaldı. Tamamı y olduğundan dolayı arkadaşlar y'den y eksi x'i çıkartırsak burası da ne yapıyor arkadaşlar? x yapıyor. Sonra burası da x burası da ne yaptı? y yaptı. Şimdi dikkat. Şuradaki şeylere bakalım. X'leri sayalım mı? Önce y'leri sayalım isterseniz hocam. Burada bir tane Y var. Burada bir tane Y var. Burada bir tane Y var. 3 tane Y var. E, bir de buradakinde Y var. Toplam 4 Y var. 4 Y. Sonra eksileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane X var ama bir de burada bir tane X X var. 1, 2, 3, 4, 5 X X X'den 4 X yaptı. Artı 4 X artı 4 mi diyeceğiz? Evet birinci şeklin çevresi ikinci şeklin çevresinden 4 fazlaymış. Yani ikinci şeklin çevresine 4 eklediğimizde bu çıktı. Buradan ne geldi o zaman? Attık öbür tarafa attık öbür tarafa. O zaman buradan ne geldi? Arkadaşlar ya da buradan 2y eşittir 2x artı 4 geldi. Değil mi? 2x de buraya atınca. Yani buradan ne geldi? y eşittir x artı 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Evet buna göre en başta kullanılan dikdörtgen kartonun uzun kenarı kısa kenarından kaç birim fazladır? Arkadaşlar y x artı 2 bulduk biz? Evet benden diyor ki uzun kenar kısa kenarda ne kadar fazladır? Yani x artı 2'den x'i çıkart diyor. Ne çıkar o zaman cevabımız 2 çıkar. Evet ikinci soru böylelikle balıkesir kesir oldu. Geldik 3'e. ABCD ve FGH kareleri ile EFC x kenar dik üçgeni şekillik gibi gösterilmiştir. EFC x kenar dik üçgense o zaman burası 45 45'tir. E, bu bir kare olduğundan dolayı arkadaşlar 90 derece olduğundan burası da 45 burası da 45. E hocam 45 45 devamı nedir? Köşegendir 45 45 bunun da devamı köşegendir. E bir şeyler demiş mi? Demiş tabii ki. ABCD karesinin alanı e, FC dik üçgenin alanı 64 katı. A iken bunun tamamı 64 A mı verilmiş arkadaşlar? Evet. 64 A burası. Onu yazalım. E bu köşegen köşegen olduğu için 4 eşit böl parçaya mı bölecek buradaki alanı? Evet. Buna göre diyor ABCD karesinin alanı 64A'nın FGH karesinin alanına oranı. Yani bu karenin alanına oranı. 4A'ya oranı. 64 bölü 4'ten cevap kaç çıkar arkadaşlar? Ee, 16 mı çıkar? Evet. 16 çıkar. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Geleneksel okçuluğa merak salan Malkoçoğlu boyu eninin 5'te 4'ü olan bir dikdörtgen tahta ile kendisine bir hedef tahtası oluşturuyor. Hocam uzun kenar 5A iken uzun kenar ne diyor sana? 4A diyor. Eyvallah. Devam edelim bakalım. Malkoçoğlu bu hedef tahtasını yaparken beyaz, turuncu ve yeşil bölgelerin kalınlıklarını birbirine eşit tutuyor. Kalınlık arkadaşlar şu kalınlıklar yani şurası işte şurası kalınlık olarak birbirinin tıpkısının aynısı diyor bize. En içteki boyu eninin iki katı. Arkadaşlar boyu eninin iki katı. Yani ben buraya B dersem Burası ne olacak arkadaşlar? 2B olacakmış. Peki kalınlıkların eşit olmasını kullanalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan geldiğin zaman hocam burası xken, burası da X, burası da X mi? Evet aynı şekilde burası da X, burası da X, burası da X. E, yatay uzunluğu buldum. Yatay uzunluk ne? 3, 6X artı 2B mi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman? Evet şurası 6X artı 2B yaptı. Dikeye bakalım şimdi. de hocam dikeye geldiğin zaman şurası da X, burası da X, burası da X. Burası da x burası da x burası da x. Ya, bu da 6x artı kaç b yaptı arkadaşlar? Şurası da 6x artı b yaptı. E şuraya baktığın zaman 5 bölü 4 değil mi buradaki oran? Büyüğün küçüğü oranı. Yazalım o zaman. 5 bölü 4 oranı büyüğün küçüğü oranı. E burada da büyüğün küçüğü oranı 6x artı 2b bölü 6x artı b. E, bu 4a buna eşit 5a buna eşit. Direkt oranlamadan daha rahat bir şekilde giderim diye düşündüm arkadaşlar. Buradan 30x artı 5b eşittir 6 kere 4 24x artı 4 kere 2 8b yaptı mı? Yaptı. Devam edelim. Buradan 6x eşittir 3b yaptı. Buradan da b'yi kaç bulduk arkadaşlar? 2x bulduk. Evet. Boyu 5 5'te 4 olan dikdörtgen ile kendisine bir hedef tahtası oluşturuyor. b'yi de 2x bulduk. b'yi de 2x bulduysak olay bitti arkadaşlar. Şurası b 2x ise hocam. Burası 2, 3, 4x. Bakın şurası 4x. Sonra şurası kaç x olacak? 4x'in 2, 2x fazlası 6x olacak. E burası da 2x daha fazlası. B yerine 2x yazdığın zaman zaten 8x olduğunu da görüyorsun. Sonra yatay uzunluklara gidelim. Hocam burası e, B dediğimiz 2x olduğundan dolayı burası 4x oldu. 4, 6x yaptı burası. Sonra 2x fazlası. Burası kaç x yapacak? 8x yapacak. Burası da kaç x yapacak? 10x mi yapacak? Evet arkadaşlar. Turuncu bölgenin alanı 600'müş. Turuncu bölgenin alanını bulurken ne yapacağım arkadaşlar? 8 ile 6'nın çarpımı 6 kere 8 48 x kareden neyi çıkartacağım bakın. 8 x ile 6 x'in çarpımı 48 x kareden. 6 x ile 4 x'in çarpımı. 6 x ile 4 x'in çarpımı nedir arkadaşlar? 24 x kare. 24 x kareyi çıkartacakmışız. Bu da 600'e eşitmiş. E o zaman buradan 48'den bu çıkınca 24 x kare eşittir. 600 olduğundan dolayı 600 ile bunu şeye bölsen 6'ya bölsen 100 6'ya bölsen 4 4 x kare 100 ise x kare 25 x de buradan kaç geldi arkadaşlar 5 geldi hedef tahtasının şeyi alan isteniyor x 5 ise hedef tahtası da arkadaşlar 10 x ise 8 x olduğu için 10 x çarpı 8 x isteniyor bizden e, x yerine 5 yazdığımız zaman yani 50 çarpı 40 5 kere 4 20 2000 mi yaptı arkadaşlar böylelikle cevabımız akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Beşinci soru. E, ee, B 8 birim verilmiş. A B üstü de 12 birim verilmiş. Evet kare saat yönünde döndürülmüş. Arkadaşlar döndürülmüş halindeki karenin uzunluğu 12 ise döndürülmeden önce de 12'dir. Şu karelerin uzunlukları 12'şer birim oldu arkadaşlar. Sonra burası 8 birim. 8 birimi kullanacağız tabii ki burada. E, ee, bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı mı? Aa, kolaymış. Niye? Hocam burası 90 burası da 90. Şunlar birbirine eşit değil mi? Bak şunlar birbirine eşit. Aa güzel bir şey oldu burada. Hop şunu çizersem. Hocam kolları çizilen dikmeler eşit oldu. Nerede olur bu? Açı ortayda. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşittir. Ve ayırdıkları yerlerde birbirine eşittir. Yani burası da 8 yaptı. O zaman 8 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Şu bölgenin alanını hesaplarken. E o zaman bu da kaç yapar? 96 yapar. Yani 5. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik 6'ya. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare, hemen bir kareyi çiziyoruz arkadaşlar şöyle. Adam ne diyorsa onu yapalım, değil mi? Gençler. Evet, düzenli bir şekilde. Ama harfleri de yazalım mı? Yazmaya gerek yok. Harften bahsetmemiş. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare karton bir köşegeni boyunca kesilerek oluşan dik üçgenlerin dik köşeleri yan yana gelmeyecek şekilde dik kenarlarından birer tanesi birleştirilerek yapıştırılıyor. Hmm. Hocam bak bunu böyle kesmişim. Bunu böyle kesince iki tane dik üçgen elde ettik mi? Elde ettik. Bak bu iki dik üçgeni elde ettik. Şimdi bu iki dik üçgende bir şey yapacağız biz. Adam ne demiş? Bir daha oku burayı. Bak kestim iki tane dik üçgen oluşturdum. Oluşan dik üçgenlerin dik köşeleri yan yana gelmeyecek şekilde. Evet bir tane dik üçgeni çizdin. Şöyle mesela bir tane dik üçgen çizdin. Dik üçgenin dik köşeleri yan yana gelmeyecek şekilde. E, dik kenarlarından birer tanesini birleştireceksin diyor sana. Dik kenarlardan birer tanesini birleştirdiğin zaman e hocam şu üçgeni koyduk mesela. Şu üçgeni koyduk. Şimdi diğer dik üçgeni koyacağım. Şöyle koyarsan ne olmuş olur? Dik köşeleri yan yana geldi mi burada arkadaşlar? Evet. Bu dik köşesiyle bu dik köşesi yan yana geldi. O zaman koyarken diğerini hop şöyle koyacaksın. Dik köşesini şuraya koyalım arkadaşlar. Buraya koyduğun zaman dik köşesinde şu ifade sağlandı mı? Dik köşeleri yan yana gelmeyecek şekilde dik kenarlarından birer tanesi ee, ortak mı oldu? Evet. Yapıştırılmış oldu. Ortak oldu. Dediği şeyi yapmış olduk. Bu işlem sonucu elde edilen şeklin en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Şurayı zaten karenin bir kenarını 8 vermişlerdi bize. Hocam burası 8. Karenin bir kenarı 8, 8. Şu dik kenarlar 8. 8, 8 iken burası 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. Bizden ne isteniyor? En uzak iki nokta arasındaki uzaklık işte şurası isteniyor. Arkadaşlar buradaki açı kaç derece? Hocam buradaki açı 45 derece. Şu uzunluğu bulacağız. Bu uzunluğa ait bir dik üçgene karşılık getirmeliyiz. Bazı arkadaşlar 8 ve 8 kökünden dolayı hipotenüs e, kosinüs teoremi yapar ama biz yapar mıyız? Yapmayız. Hocam 135 çıktı ya. Hop şöyle şuradan dik üçgene karşılık getirirsek burası 135 derece. Burası da kaç? 45 derece olduğundan dolayı 8 kök ise bunlar da 8 8 oldu ve Pisagor 8 burası 16 burası 8 16 8 kök 5 mi yaptı burası? Evet. Cevabımız böylelikle kaçıncı soruda? Altıncı soruda Denizli yaptı. Geldik 7'ye. Kenar uzunlukları 10 ve 15 santimetre olan zarfın uzun kenarı üzerinde kapakları şekilde gösterildiği gibi açılıyor. Evet, bu kapağı açmışız, bu kapağı açmışız. Zarfın açılan kapakları alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Arkadaşlar şu alanlar toplamı soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Valla paraya kenara. Öncelikle burada anlatılmış olsaydı paraya kenardan yapardım ama yapmayacağım. Oradan yapmayacağım. Senden bu iki üçgenin alanı isteniyor. Şimdi ne yapacağım? E, tabanına ait yüksekliği bulacağım. Hocam bu yüksekliği bulacağım. Bu yüksekliği bulacağım. Sonra şurası A diyelim. Burası B diyelim. Yüksekliği bilmiyorum ama toplamını biliyorum. Evet bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Şu üçgenin alanı 15 çarpı A bölü 2. Bir de bu üçgenin alanı isteniyor bizden. 15 çarpı A bölü 2 artı 15 çarpı B bölü 2 isteniyor bizden. 15 bölü 2 parantezin alınca a artı b yapar burası. E hocam şöyle baktığımız zaman ne yaptı burada? a artı b'nin ne olduğunu biliyoruz. 10 olduğunu biliyoruz. Yani burası 15 bölü 2 çarpı 10 olduğundan şunlar sadele 5. 15 çarpı 5'ten cevabımız kaç yapar? 5 kere 5 25 yani 75 yapar. Dolayısıyla cevabımız 7. soruda C han çıktı. Geldik 8'e. Evet AKR üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşım buradaki alanı bulurken ne yaparız? Vallahi şunu yapabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Yani tabana ait yükseklik, yükseklik direkt bulunuyor mu diye bakarız ilk etapta. Varsa bir taban uzunlukları o taban uzunluklarından gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bakıyorum ki şu üçgende hocam bu tabana ait yüksekliği bulmak sıkıntılı. Bu tabana ait yüksekliği de bulmak sıkıntılı. Bu tabana ait yükseklik yükseklik. Bu taban uzunluğu yok. Buna ait yükseklikte direkt olmadığı için ben buradan tabana ait yükseklikten sonuca ulaşamayacağım diye görüyorum. Ee, ne yapalım hocam? Şurayı bulursak eğer ama hocam burası belliyken bu çarpı bu bölü 2 artı bu taban çarpı şu üçgenin alanı bulurken de bu taban çarpı bu yükseklik bölü 2'den de sonuca ulaşabiliriz. Buradan da sonuç çıkar arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Şu üçgenin alanı taban belli. Bulacaksınız tabi bunu taban çarpı yükseklik bölü 2 artı bu alttaki üçgenin alanı bu taban çarpı bu yükseklik bölü 2'den bulunabilir. Nasıl bulacaksınız ben oradan yapmayacağım daha değişik yapacağım. Hocam üçgen burası 3 hocam 7 iken burası 7 kelebek benzerliği çıktı 3'e 7 benzerliği çıkar. Burası 3K pardon 7K iken buraya 3K dersiniz sonra burası 5. a hocam 5 artı burası 5 iken 7 buraya 2 kaldı dersiniz K'yı da buradan bulursunuz açıkçası. E, buradaki taban uzunluğu da çıkar. K çıktıktan sonra taban çarpı yükseklik bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da kolay bir yöntem aslında. Birinci yol bu olsun. İkinci yolda ne yaparız hocam? Bunu direkt şöyle e, bu üçgene direkt dikdörtgen içerisine oturtacak olursak oradan da kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Çünkü bu dikdörtgenin alanından beyaz alanları çıkarttığımız zaman da cevap çıkar arkadaşlar. Bu bir kareydi. Burası da 3 oldu. Burası da 3 oldu. E, sonra burası bir kareydi. Burası 7 oldu. E, o zaman burası da 7, üçgen burası da 3. Sonra şuraya baktığımız zaman bu bir kareydi. Burası 5, burası da 5 oldu. E, ne yapacağız arkadaşlar? Büyük alandan şu sarıyla gösterdiğim yerdeki alanları çıkartarak da yine rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Büyük alanı bulmak için öncelikle tabii şurayı da bulalım isterseniz. Buradaki uzunluk kaç hocam diye soracak olursanız. Şurası 7 iken burası da 7 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Bir kenar burası kaç? 12. 12. Şurası kaç arkadaşlar? 10. Yani 12 çarpı 10'dan tek tek sarı alanları çıkartacağım. 2 çarpı 12 bölü 2'yi çıkartacağım. 2 çarpı 12 bölü 2'yi çıkartıyorum. Eksi. Şuradaki sarı alan nedir arkadaşlar? E burası 12 ya. Burası da 5 yapacak. 5 çarpı 8 bölü 2 burası. Sarı alan. 5 çarpı 8 bölü 2. Eksi. Şuradaki sarı alanda 7 çarpı 10 bölü 2. 7 çarpı 10 bölü 2. Yani 120'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? 12'yi çıkartacağım. Sonra 40 bölü 2'den 20'yi çıkartacağım. Sonra 70 bölü 2'den 35'i çıkartacağım. Şu çıkartılmış halini bir hesaplayalım. Bu 55 artı 12 67 yapıyor. 120 eksi 67. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 53 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 53 çıkar. 8. soruyu da balık Ezir buluruz. Ve böylelikle 9. testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.